GYO ile başlayalım. Hemen bakalım. Şimdi özel gayrimenkul aslında iyi bilançolar getirdikten sonra aşağı gelen gayrimenkul kağıtlarından biri olmuştu ki biz aslında geçen senenin sonunda bu senenin gayrimenkul kağıtları ile birlikte oluşabileceğini hatta ben Mart ayından itibaren bir hareketlilik başlayabileceğini düşünüyordum. Hareketlilik Mayıs'a kaldı. Bir hayli de aşağı yönlü hareketler geldi. Şimdi Özak zaten 10 seviyesinin altını bile test edip 10 civarında da bir destek bandı oluşturmuş yapılardan biri. Ve ben gayrimenkul kağıtlarında en ucuz bulduğum şirketlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Grafiğin de bana verdiği yetkiye dayanarak. Özellikle 12,5'un üzerinde kapanışları devam ettirdiği sürece yukarı yönlü hareketlerin ben devam edebileceğini düşünüyorum. Özak gayrimenkul üzerinde zaten genel olarak gayrimenkul sektörü çok ucuz. Hani çok nadir kağıt ıskalanır artık bu seviyelerden. Ben bundan sonraki süreçte çimento gayrimenkul gibi kağıtlarda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Peki o